Dünyayı sadece Ali Osman yönetiyor. Yani doğuda gün doğusu, batıda gün batısı, kuzeyde gece ortası. Türkler Anadolu'ya girdikten sonra 15 yılda da Anadolu'yu fethettiler. 1071 Malazgirt, 1086 Üsküdar önlerinde bizimkiler. Artık İzmir, Mizmir, yani savunması zayıf olan yerler büyük ölçüde Türklerin elindedir. Ama savunması zor olan yerler, şey kuvvetli olan yerler vardır. Neresi? Mesela Trabzon bir 400 yıl bekleyecek fethi. Giremiyor. Yani ordu sevk etmek öyle kolay iş değil. Yani düşünün ki İstanbul'u alıyor ama Trabzon'u daha geç. Ya denizden girecek alacak ki çok zayıf şey, denemeler var ama başarısız. Ya da karadan girecek. O karadan girişin de çok zahmetli olduğunu Aşık Paşaoğlu onu ballandıra ballandıra anlatır. Der ki Fatih'in orduları bu dağları aşarken tabii ki kimi yuvarlanıyor, düşüyor, atlar bir tarafa, arabalar bir tarafa falan. Uzun Hasan da annesini göndermiş ki İstanbul şeyi Trabzon'u fethetmesin diye. Annesi Sara Hatun da Trabzon Rum İmparatorunun kızıdır. Diyor ki, oğul bir Trabzon için değer mi bunca zahmete? Fatih Sultan Mehmet diyor ki, ya ana sen bizi kuru ülkeler fethetme arzusunda adamlardan mı zannediyorsun? Bizim derdimiz ilahi kelimatullah'tır diyor. Şehre öyle bakarsanız Osman Gazi'nin gördüğü gibi, Bayram Bey'in gördüğü gibi, Sultan Fatih'in gördüğü gibi, Kanuni'nin gördüğü gibi görürseniz şehirlerimiz güzelleşmeye başlıyor. Onlar gibi görmezseniz şehirlerimiz çirkinleşiyor. Başkan Bey de burada. Onun da derdi şu şehri nasıl güzelleştiririm diye gecesini gündüzüne katarak bakıyor. O kaldırımdan rahatsız oluyor, pancurdan rahatsız oluyor, pencereden rahatsız oluyor, grafitiden, duvardaki grafitiden rahatsız oluyor. Niye? Bayram Bey böyle baktı diye eminim düşünmüştür. Boztepe'den şehre bir bakarken, ya ben bu yaşımda gençsiniz onu ayrıca söyleyeyim de, yani huzurumu kaçırdım ama ya şu şehre de Bayram Bey nasıl bakmış, Fatih nasıl bakmış, Kanuni nasıl bakmış, bizden öncekiler nasıl bakmış, ordu mutasarrıfı nasıl bakmış, bir de ben böyle bakayım diye bakmıştır. 3 günde uykusu harap olmuştur, onu da söyleyeyim. Böyle yaptığımız zaman şehirler bir anlam kazanıyor. Güzelleşmeye başlıyor. İnsana dokunmaya başlıyor. Akıl öğretiyorum gibi anlamayın lütfen. Sayın Başkan, Sayın Bakan. Sadece işte biz hocaların çenesi düşüktür anacığım. Bile mikrofon verirsin, vır 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 konuşurlar. Ondan kaynaklanıyor. Ve bizim ilk kızıl elmamız Bursa'dır. İlk kızıl elma Bursa'dır. Niye? İmparatorluğumuzun kurucusunun hayaliydi. Bak hayaller başlıyor artık. İmparatorluğumuzun kurucusunun hayali Bursa. Bursa Anadolu'daki en parlak şehir. Ne Osman Gazi'nin şehirleri şehir miydi Allah aşkına? Söğüt, Domaniç, Yenişehir, Bilecik. Ne 3000 kişi, 2000 kişi ya var ya yok. Ama Bursa ışıl ışıl parlıyor. Bursa'yı alınca büyüyeceğini biliyor. Onun torunu İstanbul'u alınca büyüyeceğini biliyor. Çünkü İstanbul sembolik olarak Roma İmparatorluğu'nun başkenti. Onu alırsa sultanı iklimi Rum olacak. Yani Roma ülkesinin sultanı olacak. Onun farkında. Başkası. Moğollar Anadolu'ya gelmeden önce ne? Bana göre Atatürk'ün Cumhuriyet kurulduktan sonra 2 büyük hayali vardı. Biri Hatay'ı kurtarmak. Kurtardı. Öbürü Musul'u kurtarmak. Kurtaramadı. Çok büyük eylemleri var Musul üzerine. Albay Şefik Bey'i falan gönderiyor. Şefik Özdemir galiba. Orada örgütlemeler falan yapıyor ama ihanetin bini bir para. İhanet çok ucuzdur çünkü. Çok ciddi şeylerle karşılaşıyoruz. Gücü yetmiyor. Musul'u almaya gücü yetmiyor. Ben Atatürk'ün hayat hikayesini yüzünden okuduğumda bu ikisini görüyorum. Taş bırakmamışlardır. Öyle muazzam bir şiddet gösteriyor. Muhteşem bir oturum oldu. Biliyorsunuz hayat ileriye doğru yaşanıyor, geriye doğru anlaşılıyor. Ve güzel bir panoramik bir manzarayı bizim gözümüzün önüne serdi. Ve biz tarihi sadece dinleme meselesi olduğunu gördük. Aynı zamanda yaşama olarak da gördük. Sağ olun, var olun.
Muhteşem bir başkanım.